change the world. Dün bugün yarınla yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Bu hafta yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz dün bugün yarında. 20. yüzyılın ortasından bugüne kadar fotoğraf sanatının duayen isimleri arasına girmiş günümüzün en önemli kavramsal fotoğraf sanatçılarından biri konuğumuz. Alman fotoğraf sanatçısı Candida Höfer konuğumuz bu hafta. Höfer özellikle boş ve devasa boyuttaki kamuya açık olan iç mekanların fotoğraflarını çekiyor. Ama 70'li yılların başında çekmiş olduğu Almanya'daki Türkler adlı çalışması onun kariyerinde bir nevi dönüm noktası olmuş diyebiliriz. Hemen Candida Höfer'e dönüyoruz. Candida Höfer. Candida Höfer dün bugün yarına hoş geldiniz. Ayrıca İstanbul'a da hoş geldiniz. Ayrıca bize bu röportajı vermeyi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum size. Thank you very much for this very interview, for your time. Öncelikle size sizin fotoğrafı tanımlamanızı rica edeceğim. Sizin kelimelerinizle fotoğraf nedir? Fotoğraf sanatı benim için bir resim üretmenin en kolay yolu. Ben de bunun için medya fotoğrafçılığına yöneldim. Peki geçmişe, çocukluğunuza geri dönüp baktığımızda o dönem siz fotoğrafçı olmayı hayal ediyor muydunuz yoksa bambaşka hayalleriniz mi vardı? Elbette çocukken başka birçok hayalim de vardı. Ama çocukluğumda büyüyünce hangi mesleği seçeceğime dair çok fazla kafa yorduğumu da söyleyemem. Fotoğrafla ilk tanışmanız ne şekilde ve ne zaman oldu? Köln'de yaşıyorum. Oradaki sanat okuluna gidiyordum ki o zamanlar sadece bir meslek okulu vardı. Okulda çizim ve boyama yaptığım bir sınıf vardı. Bana göre olmadığını fark ettim. O zamanlar okulda fotoğrafçılıkla ilgili bir sınıf yoktu ama fotoğrafçılıkla ilgilenen insanlar vardı. Onlarla fotoğraf çekmeye başladım. Bizim şu anda bulunduğumuz galeride sizin 40 yıllık çalışmalarınızı, eserlerinizi görüyoruz. Siz kavramsal bir fotoğraf sanatçısısınız ve kamuya açık alanların, müzelerin, kütüphanelerin, opera binalarının ve tiyatroların iç bölümlerinin bütün ihtişamını fotoğraflamaktan hoşlanıyorsunuz. Boş iç mekanlarla sosyal mekanların büyük formatlı fotoğraflarındaysa uzmanlaşmışsınız. Bu fotoğrafları hangi duygularla çekiyorsunuz ve bu ihtişamlı ve büyük alanlar size neler hissettiriyor? Burada da gördüğünüz gibi duvarların olduğu mekanlara girdiğim zaman kendimi daima çok ayrıcalıklı hissederim. Bu tarz mekanlarda rahat çalışabiliyorum ya da rahat çalışmam için gerekenler yapılabiliyor. Ayrıca belli başlı noktaları belirleme özgürlüğüm de oluyor. İş yerlerinin kapalı olduğu zamanlarda da çalışabilirim ki bu da benim rahat hareket etmemi sağlıyor. Peki o alanlar sizde hangi duyguları uyandırıyor? Mesela ben öyle büyük bir yere girdiğimde kendimi yalnız hissedebilirim. Şahsen ben böyle hissederim. O mekanların büyüklüğü sizin neler hissetmenize sebep oluyor? Burada da gördüğünüz gibi mekanlar farklı farklı. Onlarca yıldır bu işle uğraştığım için gerçekten kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. İşimi çok uzun zamandır yaptığım halde her zaman büyük sürprizlerle karşılaşabiliyorum ve bu mekanları ziyaret etmek benim için hala çok heyecan verici. Siz 70'li yıllarda kamusal alanları belgeledikten sonra 60'lı yılların başından itibaren Almanya'ya giden Türk işçilerini fotoğraflamıştınız. İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkıma uğrayan ülkeyi yeni baştan inşa etmeye yardımcı olmak için orada bulunuyorlardı. Onların yaşam biçimini fotoğraflamak sizin kariyerinize olumlu bir katkı sağlamış ve bir dönüm noktası olmuştu. O zaman daha gençtiniz tabii ki. Neden
Türk işçilerini fotoğraflamayı seçmiştiniz? Ben bu işi seçtim. Çünkü yaşadığım şehir Köln, misafir işçi olarak nitelenen Türkler tarafından pozitif manada değişime uğradı. Şehrimizde bambaşka dükkanlar, restoranlar açıldı. Eskiden hiç bilmediğimiz ve dolayısıyla yemediğimiz yepyeni sebze ve meyve çeşitleriyle tanıştık. Ben tüm bunları çok takdir ettim ve bu dükkanlardan zevkle alışveriş yapmaya başladım. Fotoğraf çekmekten çok büyük zevk alıyorum. Bu işe ilk olarak parklarla başladım. Bazı arkadaşlarım tam Volksgarten'ın karşısında oturuyordu. Bilhassa Türk ailelerin parklardaki davranışları çok ilgimi çekmişti. Onların parkta gayet mutlu olduğunu hissetmiştim. İki farklı fotoğraf makinesiyle çalışırdım. Birisi galeride gördüğünüz siyah beyaz fotoğrafları çektiğim makine, diğeri ise slaytları çektiğim. Bir de o dönem diğer ülkelerden gelen misafir işçiler de vardı. Önce İtalyanlar, arkasından İspanyollar ve diğer ülkelerden gelenler. Ancak Müslüman Türkler, Alman vatandaşları tarafından kendi kimlik ve kültürlerine tehdit olarak görülmüşler. Buna hiç şahit oldunuz mu siz? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Mesela ben eskiden hiç Türkiye'ye gitmemiştim. İtalya'yı ve İspanya'yı görmüştüm. Bu sebeple onların kültürünü de tanıyordum. Köln'de ice kafeler herkesin tercih ettiği buluşma noktalarıydı. Ve eminim fotoğraflarını çektiğiniz için çok mutlu olmuşlardır. Bu hakikaten harikaydı. Herhangi bir engelleme olmazdı. Hiç kolay olmasa da parktaki Türk aileler benimle konuşur ve beni evlerine davet ederlerdi. Sanırım pikniğe de gittiniz. Pikniğe giden bir Türk ailesinin yanında olduğunuz siyah beyaz bir fotoğraf görmüştüm. Siz fotoğraflarını çekerken onların ne kadar doğal ve ne kadar içten olduklarını hissettim. Çok güzel bir dostluk. Bu fotoğraf serisini tamamladıktan sonra bir değişiklik yaparak bireylerden kamusal alanlara doğru bir dönüş yaptınız. Portrelerden binalara dönmenize sebep olan neydi? Türk dükkanlarında ya da restoranlarında yaptığım bazı çalışmalarda insan unsuru yok. Projeden 5 yıl sonra bunun artık sona ermesi gerektiğini anlamıştım. Böylece Düsseldorf'taki akademide Bernd Beher'in yanındaki yüksek eğitimime başladım. Bir zaman yanında taşıdığım küçük bir fotoğraf makinesiyle Almanya'daki halka açık yerleri fotoğraflamaya karar verdim. Ve öğretmenleriniz olan Bernd ve Hila Beher de binaları fotoğraflıyordu ama siz kamusal alanlar üzerine çalışırken onlar endüstriyel binalar üzerine çalışıyorlardı. Onlardan ilham almış olabilir misiniz? Onların çalışmalarını takip ettim. Eserleri çok iyi ve meşhur sergilerde yer aldı. Çok takdir edilecek çalışmalar. Venedik Bienali'ndeki Alman pavyonunda sergilendiğinde fotoğraf dalında değil de heykel dalında ödül almaları beni çok şaşırttı. Şunu da söylemeliyim ki akademide yüksek eğitime devam ettiğim zamanlarda fotoğraf sanatı bu kadar popüler değildi ve şimdiki gibi takdir de edilmiyordu. Siz aynı zamanda sinemada okudunuz, öyle değil mi? Akademiye başvurduğum zamanlarda henüz bir fotoğraf sınıfı yoktu. Film sınıfında okumak zorunda kaldım ama bunun için üzgün değilim. Böylece slide projeksiyonunda çalışmalar yaptım. Bu da fotoğraf sanatı için kötü bir şey değil. Ve fotoğraflarınızdaki ışık. Araştırma yaparken okuduğum kadarıyla sizin hiç ışık tekniği kullanmadığınızı öğrendim. Odanın içindeki doğal ışıkla çalışmayı tercih ediyorsunuz. Bir fotoğraftaki ışığın önemi sizin için nedir? İster gün ışığı, ister sanatla alakalı ışıklandırma olsun. Mekanlardaki ışıklar birbirinden oldukça farklıdır. Mesela şurada gördüğünüz iki resimde de harika bir gün ışığı var. Işığın durumuna göre uzun veya kısa süreli gösterimler mümkün. Belki de bu sebeple hiçbir zaman film yapmak istememişimdir. Çünkü birçok ekipmanla iş yapmak bana hali sinir bozucu geliyor. Evet, anlıyorum. Ve bazen doğal ışığın içeri gelmesini ve yansımasını saatlerce beklediğinizi biliyorum. O mükemmel anı bekliyorsunuz. En büyük problem mekanlardaki çalışmaların belli saatlerle sınırlı olması.
Mesela burada Berlin'in yeni müzesindeki fotoğraf çekimlerinde müzenin mimarlarından binanın planını istedim. Biliyorsunuz bu müzenin her yerinde pencereler var ve bunlar her yeri çevreliyor. Mimarlar bana güneş ışıklarının hangi saatlerde nereye aksettiğini gösteren planlar verdi. Fotoğrafların çekimini güneşin olduğu yerlerden değil de güneş ışıklarının henüz ulaşmadığı mekanlardan başladık. Çalışmalarınızda sadece siyah beyazın aksine canlı renkler de görüyoruz. Aynı mekanın siyah beyaz fotoğrafıyla renkli fotoğrafı sizde nasıl hisler uyandırıyor? Farklı renklerde çekilmiş aynı fotoğraf. En başlarda özellikle büyük organizasyonlar için çalışmalar yaparken siyah beyaz fotoğraflar çektim. Zamanla siyah beyaz fotoğraflarda gösteremediğim bazı şeyler olduğunu fark edince bu değişti. Evet. Peki bir odadaki detaylar sizin için ne kadar önemlidir? Mesela bir masa, heykel, kitaplar vesaire vesaire ya da sandalyeler. Elbette çok mühim. Buradaki çekimlerde de bunu görebilirsiniz. Paris'teki kütüphanede ortada masalar var. Benim için önemli olan hangi objenin olduğu değil de bu objelerin mekana ne kadar uyum sağladığı. Evet, anladım. Sizin büyük ölçekli, önemli eserlerinizden bazıları 2014 yılında St. Petersburg'daki Hermitaj, 2005 yılında Louvre Müzesi, 1999 yılında British Library ve 2004 yılında Dublin'deki Trinity College Kütüphanesi. Bunların içinde sizi en çok hangisi etkilemişti? Mesela Trinity College'daki çekimleri yaptığımda daha büyük bir mesafeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Böylece mesafeyi 1,5 metreden 1,80 metreye çıkardık. Özellikle kütüphane çekimlerinde mekana girdiğimde belki size biraz duygusal gelecek ama burada vaktiyle kimlerin çalıştığını hissedebiliyorum. Geriye dönüp baktığınızda çok fotoğraflamak istediğiniz ama yetkililerden mesela izin alamadığınız için fotoğraflayamadığınız bir yer oldu mu hiç? Dünyanın herhangi bir yerinde mesela. Mesela şimdiye kadar Louvre Müzesi'nde fotoğraf çekimi yapmak için izin almaya çalışmadım hiç. Bildiğiniz gibi bir moda dergisi çok özel bir çalışma yapmak istedi ve bana Louvre Müzesi'nde çekim yapma teklifinde bulundu. Ben de bu teklifi değerlendirdim. Burada gördüğümüz çalışmaların çoğu, mesela Hermitage Müzesi ya da Chipperfield mimarlıkla ilgili fotoğraflar, onların beni davet etmesiyle gerçekleşti. Evet, tahmin edebiliyorum. Ve son bir sorum daha olacak. Türkiye'deki tarihi mekanları fotoğraflamayı hiç düşündünüz mü? Bu senenin başında Türkiye'ye yaptığımız ziyarette birçok binayı gezme imkanımız oldu. Ama maalesef zamanlama uygun olmadığı için fotoğraf da çekemedim. Belki bir gün. Peki ilerideki çalışmalarınız da yine hep mekanlara odaklı olarak mı devam edecek? En arkadaki küçük odada da görebileceğiniz gibi bir süredir minik bir dijital fotoğraf makinesiyle çalışmalar yapıyorum. Çünkü bu küçük dijital fotoğraf makinesini daima yanımda taşıyabiliyorum. Bambaşka motifler de olsa ben bunu çok seviyorum. Kendiliğinden. Peki portre çalışmayı düşünüyor musunuz ileride? Mesela dünya genelinde ilginizi çeken biri var mı? Siyasetçi, sanatçı, ünlü biri mesela. Anlıyorum, portre yok. Son olarak fotoğrafçı olmak isteyen ve fotoğraf sanatıyla ilgilenen yeni nesillere, gençlere önerileriniz, tavsiyeleriniz ne olur? Fotoğrafa odaklanmış herkesin fotoğraf dışındaki sanatları da takip etmesi, müzelerde eserlere uzun uzun bakması, yani gözlem yapması şart. Gözlemlemek, gözlemlemek, gözlemlemek. Sadece fotoğrafları değil, resimleri de uzun uzun incelesinler. Bu benim için çok önemliydi. Eminim ki genç jenerasyon için de böyledir. Gözlemlemek, gözlemlemek ve gözlemlemek. Bunu Almanca'da nasıl söyleriz? Beobachten, beobachten, beobachten. Candida Höfer, bu özel röportaj için size çok teşekkür ediyorum. Und für Ihre Zeit.
Rica ederim. Benim için zevkti. Evet, dün bugün yarının sonuna geldik sayın seyirciler. Alman fotoğraf sanatçısı, duayen fotoğraf sanatçısı Candida Hofer'le çok özel bir söyleşi yaptık. Umarım fotoğraf sanatçılığıyla ilgilenen, fotoğrafçılıkla ilgilenen genç izleyicilerimize de ilham olmuştur, ilham vermiştir. Bir şeyler öğrendiyseniz ne mutlu bizlere. Bir sonraki dün bugün yarınla yeniden karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.